İstanbul'un çeşitli sokaklarında sokak müziğin peşindeyiz. Şu an Eminönü'ndeyiz. Eminönü'nde de iki gitarist arkadaşımız var. Onlarla birlikte olacağız. Hep birlikte oraya gidelim. Duyduğumuzda ne hissettiniz? Ne hissettim? Kendimi gördüm. Her şeyde kendimi gördüm, kimliğimi gördüm. Özgürlüğümü burada hissettim. Teşekkür ederim. Bilen yok. Hep bizi aşağılamaya çalışıyor. Hep bizi dışlamaya çalışıyor. Biz sokaklarda herkese bir şarkı söylediğim zaman Kürt'tür. Dövün. Lazım şunu bunu hepsi kabul etmiyor. Hazmedemiyor. Niye? Ya Kürt'le ne alakası var? Kürtlük, Türklük. Hayır. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz insanız. Ben Allah beni Kürt yaratmış ya. Ben illa Türk olmak istemiyorum ya. Evet. Yok diyor. Sen Kürtsün diyor. Irkçılık yapıyor. Ne diyor Peygamberimiz? Irkçılık yapan bizden değildir. Sen bizden değilsin o zaman. Biz ırkçılık yapmıyoruz. Sen yapıyorsun ama. Burada Kürtçe müzik yapan var mı sokak müziği? Evet, az evvel gelirken şeyde gördüm. Eminönü'nde gördüm. Bir grup vardı arkadaşlarımız. Çok güzel de şarkı söyledi. O kadar dinleyici sen de vardı. Sen ne hissettin o anda geçerken? Ya, o anda böyle tüylerin tiken tiken oldu. Dedim ya Rabbi ya ne güzel dedim ya. Ne kadar güzel bir şey. Kendinden bir şey. Yani bak şu an gene anlatırken bile gene de duygulanıyorum. Çünkü benim için bir gururdur. Yani. Bu benim için bir yani... Kendi kültürüne, kendi kültürüm, kendi dilimi temsil eden, dünyaya temsil eden. Hmm. Ama bunu kısıtlıyorlar, bunu istemiyorlar. Beşiktaş doğumu. Evet. Yani doğumu büyüme Türkiye'liyim. Yani sokak müziği, yine sokak müziği yapıyorsunuz? Sokak müziği aslında müzisyenim yani her yerde çalıyorum. Sadece sokakta çalmıyorum. Evde, barlarda, mekanlarda, doğum günlerinde her yerde çalmışım şimdiye kadar. Profesyonelim. Baba mesleğim aynı zamanda. En rahat, en severek yaptığım işlerden bir tanesi. Başka işler de yaptım. Aha. Hani... garsonluktan şeye kadar. Bu arada resim eğitimi gördüm ben. Resim ve heykel eğitimi gördüm. Birçok sergi falan yaptım. Tanınmış bir ressamım aslında.
Fakat ödünsüz yaşadığım için hani ve özgürlüğüme düşkün olduğum için mekan sınırım yok. Her yerde girip çıkıp çalıyorum. Yani sokak sizin için ne ifade ediyor? Sokak benim için aslında açıkçası sokak benim için biraz hem mücadeleyi temsil ediyor hem paylaşmayı temsil ediyor diyebilirim. Mesela yasaktı hani burada sokakta müzik yapmak yasaktı bundan 10-15 sene önce. Ben 8-9 sene önce başladım hemen hemen. Birkaç sene ara verdim. Bir ara bir sanat galerisi işlettim. Onun dışında da genellikle bu işi yapıyorum. Dediğim gibi bir mücadele ortamı ve paylaşma ortamı. Yani hem geçiniyorum bu şekilde hem de duygularımı ve zaman zaman böyle durumlarda da fikirlerimi de ifade edebiliyorum. Özgür ve dolaysız bir yol olduğu için bunu tercih ediyorum. Mesela çok fazla insana hitap edebilirsin. Ayrıca da kısıtlamasız bir repertuar ve tarz ve duygu içindeyim. Önemli yerlerde de çalıştım. Mesela Enco Holding'in lokalinde 7 sene çalıştım. Orada sigortasız olarak çalıştırıldım. Yani mesela Şarık Tara işte dünyanın sayılı zenginlerinden birisi ama beni sigortasız olarak 7 yıl çalıştırdı yani mesela yanında. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi'nde resim bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştım 1 yıl. Orada da sigortasız olarak çalıştırıldım devlette. Sokakta yapmak. Sokakta yapıyorum. Burada aynı zamanda neyin ne olduğu da belli anlatabiliyorum. Kimin nasıl bir tavır içinde olduğu. İnsanları tanımak için, onların beni tanıması için değil de benim onları tanımam için çok iyi bir yol. Mesela sokakta çalarsın. Sen geçen insanların bakışlarından onların nasıl insanlar olduklarını hemen anlarsın. Ya da arkadaşlarının sana olan tavrından. Ya da mesela bir aralar iyi paraları resim satan biriydim. Sonra sokakta çalmaya başlayınca kimseden para kazanamaz oldum resim konusunda. Ve çok önemli bir birikim yaptım. Hani evde 150-200 tane resim birikti, hiç satamadım. Sonra bir koleksiyoner keşfetti beni. Şimdi oldukça ucuz bir şekilde elimden alındı resimlerim ve bana belli bir taksit bağlandı. Ondan sonra yani aslında tabii ki servet mermet peşinde değilim yani de asgari bir geçim şeyi sağlayabilmek için bu yolu deniyorum, yapıyorum. Aynı zamanda öncü de oldum. Birçok müzisyen yani beni gören çıktı diyelim. Polislerle yumruklu kavgalı durumlarım oldu. Enstrümanımı kırdılar. Paralarımızı yırtıp attılar. Darbeler aldık. İz bırakmayacak şekilde vuruyorlar biliyorsunuz polisler. O tür olaylar falan atlattık. Ve en sonunda hani yasal değilse de artık fazla ses çıkartmıyor polisler, zabıtalar falan filan. Zaman zaman devam ediyor yani izin vermeme durumları oluyor. Bundan sonra yasak diyorlar mesela 5-6 tane sivil geliyor. Bundan sonra Taksim'de buralarda yapmak yasak diyor. Ama kimsenin onları dinlediği falan yok. Zaten harbiden yasaklarlarsa da çok ciddi bir kavga çıkar belli ki. Çünkü en azından 100 kişi buralardan ekmek yiyor yani bu şekilde. Ayrıca da bu bir topluma mal olmuş bir durum olduğu için artık bunun geriye dönüşü yok gibi geliyor bana. Hani özgürlükler zor kazanılıyor. Kolay da kaybedilmiyor o kadar. Peki yani insanların mesela sokaktaki müziğe bakış açısı hani az çok... Sokaktaki müziğe bakış açısı diye bir şey yok da sokakta çalan kişilere bakış açısı. Ha, yani şöyle diyeyim. Evet. Nasıl çaldığına bakarlar. İyi çalıyorsa hemen çıkartır cebinden içinden gelen parayı atar. Eğlenir. Parası yoksa ciklet bırakır, sigara bırakır. Elini sıkar. Biraz sohbet eder, gene gider. Yani bir iletişim var. İletişim var. Yani sokaktaki müzisyenle iletişim var. Tabii sokaktaki müzisyenlerin de çeşitli düzeylerde müzisyenler ve çeşitli karakterlerde insanlar. Örneğin klarnetçilerden bir iki tanesinden çok şikayetçiyim. Klarnet çok yüksek volüm çıkartan bir alet. Hani bütün sokağı işgal ediyor kendi klarnetiyle. Başka bir müzisyene izin vermemiş oluyor. Aşırı bir gürültü olmuş. Gürültü denilebilir tabii. Yani çok da büyük bir usta değilsen yani klarnetinde çok büyük bir usta değilsen çok can hıraş sesler çıkartıp rahatsız edebilir de insanları. Ha
Ümit Taşkıran. Bir su şallı. Beraber mi çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Evet, hep birlikteyiz. Birlikte bir grup falan değilsiniz. Bir grup değiliz aslında. Bazen daha kalabalık oluyoruz. Bazen de iki kişi kalıyoruz böyle. Öğrenci çekirdek kadro. Öğrenciyiz. Konservatordayız. İTÜ'de. Evet. İşte sokak müziği yaparak okul açtığımızı, işte ev masraflarımızı falan çıkartıyoruz böyle. Peki onun dışında yani ekonominin dışında sokak müziği size ne ifade ediyor? Sokak müziği özgürlük bizim için yani. Biz mekanda müzik yapmıyoruz şu anda. Gerçekten gelen teklifleri de geri çeviriyoruz uygun bir dille. Ya sokak müziği hem ekonomik olarak dediğimiz gibi hem de kültürümüzü yansıtma olarak bize çok şey katıyor. Çünkü birçok kültür var Taksim'de, özellikle İstiklal Caddesi'nde. Evet. Kendi kültürümüzü birçok kültüre ulaştırma imkanına sahip oluyoruz. Karadeniz kimliğinin dışında bazen Lazca şarkılar da söylüyoruz. Onları da insanlara ulaştırıyoruz. İşte dilinin nece olduğunu soruyorlar. Lazca olduğunu söylüyoruz. Lazca diye bir dili hala da ülkemizde bile bilmeyen insanlar var. Biz bunu biraz daha ulaştırmaya çalışıyoruz. Sokak müziği bunu ulaştırmak için en iyi araç bizce. Peki tepkiler nasıl yani? Mesela siz ulaştığını düşünüyor musunuz ya da? Emin değilim aslında bu konuda. Çünkü mesela Lazca söylediğimiz zaman insanlar tabii ilgilerini çok daha çekiyor yani. Merak ediyorlar ne oluyor. Çünkü birden Karadeniz müziği hani Türkçe söylediğimiz halde bir anda Lazca'ya geçiyoruz böyle. Hangi dilde söylüyorlar şu an falan diye böyle merak ediyorlar. Ama onun hani Lazca olduğunu bildiklerini düşünmüyorum. Hani sorunlar var tabii. Sorunca ama hani tabii öğrenmiş oluyorlar. Böylece bunu bilen insan sayısı da artmış oluyor. Yani yine bir adım oluyor yani. Ya bir de Taksim'de tepkiler biraz daha şey yani böyle Taksim'e gelen insanlar olsun. Yani genellikle turist zaten bizi dinliyor. Turistler dinliyor. Ya biraz daha bilinçli geliyorlar aslında. Biz Taşra'da da yaptık. Taşra dediğimiz işte İstanbul dışında Samsun'da yaptık. Ne bileyim ya buradaki insanlar biraz daha şey yani. Hatta bu yaptığımız işin yasal olmadığını düşünenler ve yaptığımız işin kötü bir şey olduğunu düşünenler, dilencilik olduğunu düşünenlere kadar var yani. Ama Taksim'de biraz daha bu kültür aşılandı. Peki normalde zabıta veya sıkıntı yaşıyor musunuz? Oo çok. Zabıta polis. İleride İran grubu vardı. Onlarla çekim yapıyordu. Bir anda apar topar evet. Yani polis mi geldi bilmiyorum da geldi. Genelde sivil, polis geliyor. Yani sivil polisler geldi. Geliyor. Kaldırın. Ve böyle bir yetkileri bile yok. Ellerinde yasal bir dayanakları bile yokken tamamen keyfi bir şekilde müziğin ortasına dalıyorlar. Kendilerini gösteriyorlar böyle. Ego tatmin ediyorlar. Geliyorlar diyorlar ki biz burada polisiz. Biz size burada müzik yaptırmayız. Ya biz neler gördük ya. Bir daha seni Taksim'de görmeyeceğim diyen polisler bile gördük yani burada. Hepsi gelip geçiyor ama biz buradayız. Hala evet, buradayız. Biz bu yüzden bir de sokakları bırakmıyoruz yani şimdi. Karadeniz değil mi yani? Aynen. Evet. Rize Pazarlı'yız. Rize'nin Laz olan kısmındanız biz. Kendi kültürümüzü müziğini yapıyoruz. Evet kendi kültürümüzü müziğini. Peki burada mesela çok farklı farklı kültürden gruplar var hani en azından göçü de anlıyorsun yani bu evet. Metropolde bayağı bir artık kültür ya yani farklı farklı kültürlerden bir göç almış yani onu müziklerini okuyabiliyorsunuz hani evet. Siz gözleminiz nedir? Ya biz çeşitliliği seviyoruz neden aslında. Böyle hani oldu ya da hani artık bir metropol küresel bir metropol mü yani İstanbul öyle bir yani şey metropol mi? Ya, bence öyle. Yani, bence öyle. Yo hayır her milletten var gerçekten evet, yani Rus da var, Laz var, Kürt var, şey Suriyeliler geldi. Herkes var yani. Ama renkli olması güzel yani. Evet. Renkli olması bizim için güzel. Hepsini tanıyoruz, ediyoruz, ya. Seviyoruz, öğreniyoruz. Bazen birlikte müzik yapıyoruz. Birlikte yaşıyoruz. Sorun yok bizlik de. İyi teşekkürler. İşte polisler, zabıtalar olmasa çok çok daha mutlu olacağız biz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok çok da sağ olun. Sağ olun, çok teşekkürler.
Gözlerine yaş olsam sevdalı kervanına, ben de arkadaş olsam deli bir sevda, yüreklerine dolsam. Sevsen sen de beni, ben sana esir olsam. Haydi yari kolaşa, rakanika pulaşa. Haydi yari kolaşa, rakanika pulaşa. Mutkane pe git fare, boy babaskani tolaşa. Şincar tu hoy kuch khe pota et veri, liba dinu şincar tu hoy kuch khe pota et veri, akpa kovo tochi hey do em kutumu chom feri, akpa kovo tochi hey do em kutumu chom feri, nopsili urzele pe do koje vo brita vaso, nopsili urzele pe do koje vo brita vaso, vera do emine var do tolimi hune vato, vera do emine var do tolimi hune vato. Haydi yali kolaşa, rakanika pulaşa. Haydi yali kolaşa, rakanika pulaşa. Mutkane pe git fare, boy babaskani tobaşa. Mutkane pe git fare, boy babaskani tobaşa. Mutkane pe git fare, boy babaskani. Yari Piper. Burada öğrenci misin yoksa? Hayır, ben sadece müzisyenim burada. Buraya yaşıyor musun burada artık yoksa gezmeye mi geldin? Gezmek gibi. Benim kardeşim 1,5 sene burada oldu. O burada yaşadığı için sen de buraya geldin. Niye ya ve ben 6-7 ay önce ben geldim. İstanbul çok güzel bir şehir ya. Ya ben böyle yapabilirim. Burada da müzik yaparak para mı kazanıyorsunuz? He? Burada da müzik yaparak paranızı kazanıyorsunuz. Ya artık. Sokak müziği. Yeter. Yani sizin için ne ifade ediyor? Efendim? Sokak müziği. Senin için ne ifade ediyor? Niye evet. Çalıyor? Amerika'da ben konserler, tur falan yaptım. Ama
Bu istemedim çünkü çok fazla şey pressure, bilmiyorum çok fazla. Bilmiyorum. Çok fazla kalabalık yani. Ha, ya. Daha mı iyi? Ya ya ve ben böyle ben çalışabilirim sahipsiz falan. Evet, sadece sağ ben bu müzik. Yeah, ya ya ben çalıyorum çünkü seviyorum müzik seviyorum ve sokakta olmasın da daha iyi diyorsun. Yeah, evet ve insanlar seni dinliyor. Yeah, ve sadece bir çok küçük ama çok güzel bir şey yapıyorum. Yok, ben çalıyorum ve onlar biraz dinliyorum ve belki günler daha güzel, daha mutlu falan insan. Oh,
Grubunuzun ismi nedir? Aha. Ben Daniel ama ben bizim grup Sebenderun. Sebenderun. Se yani üç. Evet. Benderun yani bu şehir yani meşhur şehir İran meşhur evet. şehirde mesela Bender Abbas bu şehir onlar yani Güney İran Sebenderun. Sizin isminiz neydi? Ben Daniel. Daniel. Evet. Daniel sokak müziği niye sokak müziği yani? Valla biz yani çok müzik çok seviyor. Bu İstiklal Caddesi çok meşhur yani dünyanın çok meşhurdu. Bize geliyor yani geliyoruz burada söylüyoruz yani çalıyoruz. Bura çok meşhur değil. Onlar hepsi turistler geliyor, İranlılar geliyor, Türkler geliyor. Hepsi bizim müzikleri çok seviyor. Fotoğraf çekiyor, yani video çekiyorlar. Onlar hepsi yani biz çok meşhur yani. Onlar YouTube yapmış evet. Bizi bura bekliniz yani bir sene sonra gidiyoruz Amerika gidiyoruz hepsi. Sadece yeni vize yok mu? İnşallah bir sene sonra onlar vize verirler. Evet. Bekliyorsun. Evet, evet. Sadece bekliyoruz. O arada güzel. Kendi harçlığınız mı? Yani ekmek paranızı mı kazanıyorsunuz? Evet, şimdi yani tabii lazım diye yani ekmek lazım da kira lazım da buraya yeni bir aile yok yeni baba yok anne yok yeni arkadaşları hiç şey yok. Biz de şarkı çalıyoruz ama turistler yeni muhabbet çok muhabbet var. Onlar para verir bize yeni. Kendi memleketinizden gelenler var değil mi? Evet, evet. Çok İranlılar yeni geliyor buraya. Şimdi Nuriz geldi. Evet. Hepsi İranlılara geliyor. Bura çok meşhur da. Yani Antalya geliyor, İstanbul geliyor İranlılara. Yani çok İranlılara buraya geliyor. Hepsi bizi yani seviyor. Biz onları seviyoruz. Yani hepsi bize şarkı yani çalıyoruz. Peki teşekkürler. Teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Öncelikle merhaba, isminizi alabilir misiniz? Necdet Bayramıç. Aynen. Necdet Bey, şimdi siz kaç yıldan beri müzisyen? Ben 8 yıldır klarnet çalıyorum. Nerede çalıyorsunuz? Ben genellikle hep Taksim'de burada çalıyorum. Yani sokak müziği dışında sokak herhangi müziği, bir yerde çaldınız mı? Sokak müziği. Sadece sokak müziği? Evet, evet. 8 yıldır da... 8 yıldır ben Taksim'deyim yani. Hani elimden tutan birisi olmadı. Biz buradayız yani. Yani sokaklarda yani müziğine ilgi duyan oluyor mu hani? Evet oluyor. Hani ne bileyim sokaktan çok memnunum yani. Hani ne bileyim bazı işlere gidiyorum. Ne bileyim bazı işlerden sokak işi daha iyi bence. Daha iyi. Daha iyi. Kazanabiliyor musun? Allah'ımıza şükürler olsun işte var yani kazanıyoruz yani. Kazanmıyoruz demeyelim yani kazanıyoruz yani. Peki, İstanbul'dasınız yoksa? Ben kendim Çanakkale Bigalı'yım. Buradan da selamlarımı yolluyorum kendilerine. Hani ne bileyim, ben 18 seneden beri buradayım yani İstanbul'dayım. Meslek olarak da müzisyenlik yapıyorum. Evet, babamdan yani. Geliyor. Babamdan yani, geliyor. Müzisyenlik yapıyoruz. Ya düğünlerde yani. Düğünlerde falan işte yazın evet, falan, yazın var. Böyle işte Çanakkale'de. Köy düğünlerine evet, falan. Oralarda. Evet, oralarda falan çalıyoruz. Peki burada hiç mesela çevrenizde yani Çanakkale olan veya sizin oralardan olan yani bu kültürde bu müziği yaptığınız var var yakın, var var. Burada var. Gördüklerinde, duyduklarında ne hissediyorlar ya sen yanına yaklaşıyor musun seninle muhabbet? Yanıma yaklaşıyorlar tabii. Hepsi biliyor zaten burada İstiklal Taksim'de çaldığımı. Hepsi biliyor zaten. Hani ne bileyim umursamıyorlar yani niye orada çalıyorsun da çok güzel çalıyorsun da niye başka bir yerlere gitmiyorsun. Yani bunu biraz farklı mı algılıyorlar? Aynen abi durumu? Aynen abi. Nasıl aynen. algılıyorlar? Ya ne bileyim onlar hani kafasında ayrı bir şey düşünüyor yani. Yani evlilik gibi mi düşünüyorlar? Ya, bir tanıdığım görüyor mesela ne bileyim akrabam görüyor. Hiç hani karşıdan ben değilmişim gibi geçiyor gidiyor yani. Yani bu. Ben onun dışında yani sizin müziğinizin dışında bu aralar çok mesela Arap müzikleri yani İran evet Arap müzikleri evet çok bayağı bir çoğaldı. Onun sebebi ne? Onun sebebi abi işte bu Suriye falan o yüzden
Arkadaşlarımız da var öyle. Suriyeli arkadaşlarımız da var. İranlı, Miranlı arkadaşlarımız. Evet. Onlarla grup olarak bazen çalışıyoruz burada İstiklal'de. Hani onlardan dolayı çok yani çok yabancı, çok hani... Evet. Öyle yani. Evet, bayağı bir arttı hem de, bayağı ama bir arttı. Ama sokak müziğin sayısı da arttı galiba, değil mi? Abi, eskiye göre. 8 yıl önce hani ne bileyim, bir klarnet Taksim'de ben vardım, başka kimse yoktu 8 yıl önce. Ondan şimdi... sonra işte bir 8 yıl yani bayağı bir arttı yani. Şu anda geziyorum, kendim Taksim'de geziyorum. Ben kendim Demirören tarafında çalarken şimdi burada çalıyorum. Yani düşün, o kadar... İleriye geldim diyorsun. O kadar geriye geldim yani. 8 yıl önce ben burada çalıyordum. Ondan sonra oraya gittim. 5-6 yıldır orada çalıyordum. Şimdi adamların yanına oturuyorum. Abi burada ben çalıyorum diyorum. Adam diyor ki yok burada ben çalıyorum. İyi tamam abi çal diyorum. Şimdi ben seninle kavga edersem diyorum. Evet. Ne olacak? Bizim mesleğimiz buradan kaybolacak. Ne olacak? Müzisyenler kavga etti. Bunları Taksim'de bağındırmalı. Bayramdırmayalım. Evet. O muhabbet olacak. Hani biz de ne yapıyoruz? Arkadaşlığımızı bozmuyoruz. Efendi takılıyoruz. Ekmeğimizi kazanan taştan hani sokaktan çıkarıyoruz abi. Hani dersin ya, parayı sokaktan mı topluyorsun? Aynen sokaktan topluyoruz yani. Peki teşekkürler. Başka bir eklemek istediğin bir şey var mı? Başka bir söylediğim yok yani, o kadar. Yok, teşekkürler. Thank you.
gençliğimde Alef'in komşuya çalıyordum, radyo sanat kendime çalıyordum. İşte iki sene Avrupa'ya gittim, bir şey yapamadım. Buradan da şükürler olsun. Sokak müziği peki daha mı iyi diyorsun? Yok, ben bunu böyle bilmiyordum. Yani gelmem usanıyordum. Şimdi? Ya ne yapayım şimdi, 70 yaşı, 80 yaşı niye utanayım ya? Karnım doyuyor işte. Evet, anladım. Daha ne olacak? Hani apartman mı yaptıracağım ben burada? Anladım. Bana şükürler olsun.
sizin müzik grubunun ismi var mı? Şu ismi Fıra. Kholio Arap. Arapça Kholio. Ve nece müzik yapıyorsunuz? Efendim? Yani müzik tarzınız yani hangi dillerde? Well, ay, no, 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 no. Traditional music. Ya traditional. Burada öğrenci misin? Öğrenciler mi yoksa? Yok. Nahna talamna el musiqa, talamta talim. Yes. Yeah, when we were in our country, we learned the music here. Yeah, önce Suriye'de okul, müzisyen, okul müzisyen geldi. Suriye'den he? Evet, evet. Ha, Suriye'den gelmiş. Peki, sokak müziği yapmanızın tercihi ne? Sebebi ne? Leş amnazov nahna bis sokak. Leş amnazov şari. Fişi maya. Because we want to show our traditional, our educations, our Syrian educations. Because many people they think that the Syrian people they are troublemakers or they are asking for the money in anywhere. So we want to show to the world that the Syrian people they can do something. They have educations. They have history. You know what I'm saying? Arkadaşım söyle, Syrian insanlar çok iyi. Sen istiyorum bakacağım insanlar, Syrianlar insanlar çok iyi. Folk müzik evet. Var. Problem yapıyor değil. Yani sokakta kendini aram hissediyorlar daha evet. İnsanlarla bir tamam. Kaynaşma halindeler. Tamam. Eight years, bravo. I love you, Istanbul. Beautiful. Buraya nasıl geldin? I have 3 months here.
Yeah. Next 3 months I go in the Romania. Mm-hmm. I come here from Istanbul for one prosthesis. I don't know money because. Sokak müziği. Yes. I street. Yeah. I play every day in street. Mm. Okay. Thank you very so much, thank brother. You. Thank you for the brother. Me murito a ver ya chama y mare a ver ya trago esta de barata no se esforce este dicho tape. Ya no bravo mi la de latine. Ye chamai mare alina re, ye dragosta te marate. Tu sas persis ke dicho tate. Tu dira na tu pasta man. Sale zumballe, 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 sale zumballe
you baby. Öteki Ses'te bu hafta sokak müzisyenleriyle sokak müziğini konuştuk. Aslında belli noktalarda göçü de konuşmuş olduk, ekonomiyi de konuşmuş olduk. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.